Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'nin El İşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine şöyle Alize Angora Gold ipim. Renk numarası 514 numara hanımlar. Şöyle. Şurada renk numarası. Netleştireyim. 514 numara. Tığım 4 numara 1,60 milim hanımlar. Bugün şahane bir model anlatacağım size. Güzel demek hakaret olur bu modele hanımlar. Çok çok güzel bir model. Muhteşem bir şey. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Şöyle tuttum 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. Tuttum zincirin içine batıyorum. İkili trabzanlar yapıyorum hanımlar. Modelimizin ben yelek yapımını sadece model anlatacağım. Şöyle yelek yaparsanız bu şekil lastik kısmını bölümünü anlatacağım. Bunu da ben kendim yaptım. Çok değişik oldu. Çok güzel oldu. Modelime de çok yakıştığına inandığım bir şekilde yapacağım size. Onu da şimdi size anlatacağım hanımlar. Hiçbir yerde ben böyle görmedim. Kesinlikle şöyle kendi yaptığım bir lastik modeli. Ben 8 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yaptım. Siz istediğiniz kadar yaparsınız. Bir zincir çektim ve çevirdim. İpimi doladım. Şöyle arkadan ilk trabzanımın beline doluyorum. Şöyle çakma trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Bir sonraki trabzanın beline doladım. Çakma trabzan yaptım. İpimi doladım. Bir sonraki trabzanın beline çakma trabzan. Bu şekilde 8 tane trabzanımız 8'ine de beline dolayıp şöyle çakma trabzanlar yapıyorum. Siz istediğiniz kadar trabzan sayınızı fazlalaştırıp ya da eksiltebilirsiniz. Ben 8 tane yapmak istedim. Sıra sonuna geldim. Zincirimi attım. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Trabzanlarımı. İpimi doladım. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle ikili trabzanlar yaptım. Bir sonraki yaptığımız çakma trabzanların tepesine batıyoruz hanımlar. Ben bu lastik bu tür bir lastik hiçbir yerde görmedim hanımlar. Kendimden denedim. Çok da hoşuma gitti. Ve şöyle zincir çektik ya zincirimize batıyoruz. Şöyle bir şekil ortaya çıkmış oluyor. Bir zincir çektim. Modelimi tekrar çevirdim hanımlar. Şöyle yine bakın arkadan hemen ilk trabzanın beline pardon ipimi doluyorum. İlk trabzanın beline şöyle çakma trabzan. İpimi doladım. Bir sonraki trabzanın beline çakma trabzan. Tek tek trabzanlarımın beline çakma trabzanlar yapıyorum hanımlar. Zincirimin beline de şöyle aynı şekilde girip trabzanımı yaptım. Bakın arkada bu şekil. 1, 2, 3 zincir modelimi çevirdim. İpimi doladım dibindekine değil bir sonrakine çakma trabzanın tepelerine. Şöyle ikili trabzanlar yapıyorum. Şöyle zincirime de battım. Bir zincir çektim. İpimi doladım, çevirdim. İlk trabzanın beline doluyorum. Çakma trabzan. İkinci trabzanın beline çakma trabzan.
Modelimiz bu şekilde, lastiğimiz ilerleyecek hanımlar. Bana yetecek kadar model anlatacağım. Yetecek kadar öreyim lastiğimi. Şöyle yine ön yüzüne geleyim, göstereyim. Öreyim. Bu şekilde ben lastiğimi öreyim geleyim. Evet hanımlar, şöyle lastiğimi yaptım, bakın. Şu şekil size göstereyim. Biraz yamuk durabilir. Modelimizi kurunca kesinlikle çok düzgün duruyor. Modelim, bakın lastiğim bu şekil. 9 sıra yaptım. 3 model anlatacağım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şöyle 5 zincir çektim, ipimi doladım. Şöyle trabzanımın içine girdim. 1, 2, 3'ten 3 sefer çektiğim trabzan. İpimi tekrar doladım. 1, 2, 3'lü trabzan yapıyorum. Aynı yuvanın içinde şöyle 3 tane trabzan zincirimle beraber 4 oldu. Şu araya batıyorum. Bir tane de burada yapıyorum. Şöyle 5 tane trabzanımız olmuş oluyor. Kenarımızı yapıyoruz hanımlar. İpimi doladım. Bir tane şöyle trabzan boş bırakıyorum. Şöyle bir tane boş bırakıyorum. Buraya giriyorum. Bir tane atlıyorum. İkincinin içine giriyorum. Şöyle uzatıyorum. 1, 2, 3'lü trabzan yaptım. İpimi doladım. Aynı yere girdim. 1, 2, 3'lü trabzan. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 10 tane üçlü trabzan yapıyoruz şöyle. İpimi doladım, hiç zincir çekmeden bir trabzan atlıyorum, ikinci trabzanın içine giriyorum, bir tane boş bırakıyorum, ikinciye giriyorum. Şöyle tekrardan bir üçlü trabzan, aynı yere battım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İpimi doladım. Bir tane trabzan boş bırakıyorum. Yine ikinciye bir tane boş atlıyoruz. Bakın hanımlar. Bunu boş bırakıyorum. İkinciye giriyorum tekrardan. Şöyle aynı şekilde üçlü trabzan. Uzatıyorum. Şöyle gevşek bir trabzan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane trabzanımı yaptım. İpimi doladım. Bir tane yine boş bırakıyorum hanımlar. İkinci trabzanın içine giriyorum. Şöyle yine üçlü trabzan. 1. Şöyle ipimi içine alıyorum. 2, 3 tane yaptım, ipimi doladım. Şöyle kenardaki zincirin içine de batıyorum. Şöyle 4 tane trabzan yapıyorum kenara.
Bir zincir çektim, modelimi çevirdim. Şöyle modelimi çevirdim. Baştaki trabzana değil, ip dolamıyorum. Şöyle bir zincir çektim. Baştakine değil, ikinciye batıyorum. Şöyle sık iğne. Diğer trabzanın beline doladım, sık iğne. Şöyle trabzanlarımıza tek tek sık iğne. Şimdi modelime geçiyorum hanımlar. Şöyle arkadan beline doluyorum, sık iğne. Sık iğne. Bir, iki, üç, dört ve de beş. Beş tane modelimin 10 tane trabzanı var ya. Beş tanesini yaptım. Bir, iki zincir çektim ve diğer trabzanı yine sık iğne ile beline doluyorum. Şöyle sık iğne yapıyorum. Modelimin sonuna geldim. Şöyle hiçbir zincir çekmeden diğer modelin beline. Bakın ilk trabzanın beline 1, 2, 3, 4 ve de 5. 1, 2 zincir çektim. Diğer trabzanın beline. Hemen yanındaki trabzanın beline. 2, 3, 4, 5 trabzan. İç zincir çekmeden diğer modelimize geçiyoruz. Bakın ilk trabzanın beline yine aynı şekilde. Dört ve de beş. Bir, iki zincir. Hemen yanındaki trabzanın beline. Bakın kenar trabzanlarımıza geçtik. Yine zincir çekmiyoruz. Direkmen trabzanlarımın tek tek şöyle beline doluyorum. Sık iğne ile. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Modelimi çevirdim hanımlar. İpimi doladım. Birinci trabzanı değil, ikinciye hemen. Şöyle yine üçlü trabzan. Burada zincirle beraber 5 tane trabzanımız oluyor hanımlar. Bakın sık iğnelerimize battık. Ön modelimize değil. İpimi doladım. Burada 2 zincir çekmiştik ya. İpimizi doluyoruz bir kere. Zincirin içine girdim. Şöyle 1, 2, üçlü trabzan. İpimi doladım. Aynı yere battım. 1, 2, 3. İpimi doladım. Aynı yere battım. Üçlü trabzan. Şöyle 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hiç zincir çekmeden ipimi doladım. Diğer zincirin içine bakın hanımlar. Battım. Şöyle üçlü trabzan. İpimi doladım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar ipimi doladım. Diğer modelime geçtim. Modelimiz hem kolay hem de çok güzel, çok şık
Muhteşem bir model hanımlar. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. 9 10 İpimi doladım. Kenar trabzanımı yapıyorum. Şöyle trabzanımızın tepesine battık. Burada 4 trabzanımız var. Tek tek batıyoruz. Sık iğnemize batıyoruz hanımlar. Bakın yaptığımız sık iğne. Şöyle 3 Şuradaki zincirimizin içine de battık. Şöyle 4 trabzanımız oldu. Bir zincir çektim, çevirdim. İlk trabzana değil, ikinciye yine arkadan bakın hanımlar. Doluyorum sık iğneyle şöyle. Beline dolayıp sık iğneyle bir sıra geçiyorum tek tek. 2 3 4 ve de 5 1 2 zincir yandaki trabzanı 1 2 3 4 ve de 5 bir sonraki modele geçtik. Şöyle sıra sonuna kadar bunu yapayım hanımlar. Bu şekilde. Evet hanımlar, sıra sonuna geldim. Sık iğnelerimi yaptım. 5 zincirimi çektim. İpimi doladım. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle üçlü trabzanlar. 2 3 4 ve de 5. Bakın zaten trabzanlarımızın tepesine trabzan yapıyoruz. İpimi doladım. İkili bakın zincir iki tane çektik ya. İçine giriyorum. 1 2 3'lü trabzan. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8 9 10 tane trabzan yapıyorum hanımlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 İpimi doladım. Hiç zincir çekmiyorum diğer zincirin içine. Aynı şekilde 10 tane trabzan. Ben bunu bu şekilde yapacağım hanımlar. Ben şöyle bunu bitireyim. Şöyle kenarına çok güzel model yaptım. Kenarını da işledim. Ben onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Bunu bitireyim. Gelin kenarlarını anlatayım size inşallah. Evet hanımlar bakın şöyle 4 model yaptım. 1, 2, 3, 4. Ben şimdi şöyle şu sık iğneyi yapmadan buradan size kenar modelini göstermek istiyorum. Zaten yelek yaptığımız zaman yeleğimiz biter, birleştiririz kenarlarını, sonra dağılamasını yaparız. Ben böyle bakın alt modelimiz de bu şekilde birbirine çok uyumlu, birbirini tamamladı, bir lastik oldu. Şöyle daha önce çalıştığım parçamı göstermek istiyorum. Şöyle kenarlarını da bu şekil süsledim hanımlar. Bunun da bakın modelim çok güzel. Arka yüzü bu şekil. Lastiğimiz de bu şekil. Ön yüzü bu şekil. Bakın lastiğimiz çok güzel duruyor. Şu kenar tığlamasını, oyasını da göstermek istiyorum. Şöyle söylediğim gibi hanımlar. Şöyle şu kenar trabzanlarımız çiftli olursa çok iyi olur. Denk gelir. Modellerimiz denk gelir hepsi. Onu da söylemek istiyorum. Yaptığımız zaman 2, 4, 6, 8, 10 o şekilde gitse tam denk gelir. Şöyle geldim buraya, ipimi doladım. İlk şu sık iğne yaptığımız yer var ya, hemen batıyorum. Şu kenara batıyorum.
Şöyle üçlü bir trabzan. İpimi doladım, aynı yere tekrar battım. Şöyle üçlü trabzan 2, aynı yere batıyoruz hanımlar. 3 4 5 6 7 ve de 8. Ben burayı 8 tane yaptım trabzanımı hanımlar. 8 tane trabzanımı yaptım. Şöyle buradaki sık iğneye bakın. Şu araya sık iğneme şöyle batıyorum. Yine sık iğne olarak batıyorum ve şöyle birleştirdim. Boyamı, ipimi doladım. Bakın burada ipimi doladım. Tekrar buraya geldim. Bir sonraki trabzanın arasına geliyorum. Yine oraya battım. Şöyle sık iğnenin içine batıyorum. 1, 2, üçlü trabzan. 8 tane üçlü trabzan da buraya yapıyoruz hanımlar. Aynı yere batıyorum. Şöyle 3, 4, 5, 6, 7 ve de 8. 8 tane trabzanımı yaptım. Şuradaki bakın zincirimizin içine batıyorum. Burada zincirin içine sık iğneyle battım, birleştirdim. Kenara geldim, ipimi doladım. Bakın şu kenardaki zincire batıyoruz hanımlar. Tam köşeye batıyorum. Burada köşe yapacağım için 1, 2, 3. Aynı şekilde burada da 8 tane trabzan yapıyorum hanımlar. 3 4 5 Yeleğimizin tam köşesi 6 ön köşe. Öyle düşünün. 7 ve de 8. 8 tane trabzanımı yaptım. Bakın ilk şu sık iğnelerimizi geçtiğimiz yere şöyle sık iğneyle sabitledim. Çakma trabzanlar yaptık ya hanımlar. Bakın tam köşeye denk geldi. Tekrar ipimi doluyorum. İlk çakma trabzana bakın şuraya. Denk getiriyorum, batırıyorum. Ve şöyle yine 8 tane trabzan. Çakma trabzanımın içine 2 3 4 5 6 7 ve de 8. Az siz istediğiniz oyayı yapabilirsiniz hanımlar. 8 tane yaptım. Buradaki çakma trabzanın içine yine sık iğneyle sabitliyorum bu şekil. Ve tekrar ipimi dolayıp aynı şekilde yine bakın bir sonraki çakma trabzanın olduğu yere. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Bakın şöyle ben bu şekli yaptım. Siz istediğiniz oyayı yapabilirsiniz. İkisi hepsi birbirini tamamlasın diye ben bu modeli yaptım. Siz istediğinizi yapabilirsiniz tabii ki. Bakın dediğim gibi kenarımda bu şekil çok güzel durdu. Tam kenara denk geliyor. Bunlar çift olursa hanımlar yeleğimizin önündeki şu lastikler çift olursa trabzanlar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 10, şey çift çift giderse bakın 4 modelimiz var ya 2, 2 oldu. O şekil burası tam denk geliyor. Bakın burada da gördüğünüz gibi modelim çok güzel. Umarım anlatabilmişim hanımlar.
Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bakın modelimin güzelliğini. Şöyle oyalarını da göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.